Canım arkadaşım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın, hoş geldin. Bugün kaldığımız yer kökleri bilinen ikinci dereceden denklemin yazılması. Üçüncü haftada ikinci dereceden denklem, denklemler konusunun dördüncü dersindeyiz arkadaşlarım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet, şimdi gençler biz bu dersimizde neler öğreneceğiz? Eğer bize denklemi verip de kökleri sormuyorsa, tersten davranıyorsa yani kökleri verdim ben sana Hadi sen bu denklemi bir tahmin et diyorsa işte biz bu derste bunu anlayacağız ve hemen arkasına da bu sefer şunu yapacağız. Bazen hani ikinci dereceden denklemler konusunu işliyoruz da üçüncü dereceden, dördüncü dereceden, altıncı, sekizinci dereceden falan denklemler soruyor ya. İşte biz bu denklemlerin nasıl çözülmesi gerektiğini anlatacağız. Hazırsanız eğer tabii ki abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz ki beğeneceğiniz bir ders olacak peşin peşin beğenebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim buyurun dersimize. Evet, tekrardan dördüncü derse hepiniz hoş geldiniz. X1 ve X2'nin toplamı yani kökler toplamına T. Kökler çarpımına da Ç diyecek olursak eğer kökleri X1 ve X2 olan denklem X kare eksi TX artı Ç ile bulunur sevgili arkadaşlar. Bunu asla ama asla unutmuyorsunuz. Bu bizim için önemli. Ve tabii şöyle bir durum var. Peki o denklem sadece bu mudur hocam? Yani kökleri sadece x1 ve x2 olan başka denklem yok mudur? Kat sayıları farklı olanlar vardır. Mesela ben bunu 2 ile çarparım. 2x kare eksi 2tx artı ç eşittir 2ç özür dilerim. Hemen düzeltelim onu. Hop hop 2ç eşittir 0. Veya 2'ye bölersiniz x kare bölü 2 eksi t bölü 2x artı ç bölü 2 eşittir 0. Tabii ki bu denklemler de olur ama biz kat sayısı baş kat sayısı 1 olan denklemi yazıyoruz genel itibariyle. Bundan kaynaklı haberin olsun. Ee, bazı soruların içerisinde farklı denklemler çıktığı zaman da o denklemleri de yine katsayısı baş kat sayısı 1 olan denkleme dönüştüreceğiz. Şimdi öncelikle sayfamızı şöyle biraz daha yaklaştıralım ve 30. örneğimize bakalım kökleri x1 eşittir 2 ve x2 eşittir 3 olan yani birinci kökü 2 diğer kökü 3 olan ikinci dereceden denklemi yaz demiş bize. O zaman ben kökler toplamını bulayım önce x1 artı x2 yani t eşittir 2 ile 3'ü toplarsam 5 gelir ve kökler çarpımı x1 çarpı x2 2 kere 3'ten 6 gelir. İşte bu t bu da ç arkadaşlar. O halde ben x kare eksi tx artı ç eşittir 0'dan faydalanarak Derim ki x kare eksi 5x artı 6 eşit 0. İşte bizim denklemimiz budur. Şimdi notumuz var. Bu notta diyor ki rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklemin köklerinden bir tanesi eğer diyor a artı veya eksi kök b ise diğer kök a eksi veya artı kök b'dir. Buraya, burada şuna dikkat et. Artı ise eksi oluyor. Eksi ise de artı oluyor. Buna dikkat et. Birbirinin eşleniğidir yani bu kökler. Öyle olmak zorunda. Çünkü kökler toplamının rasyonel gelebilmesi için, çarpımının rasyonel gelebilmesi için buna ihtiyacımız var. Tamam. Şimdi 31. örneğimize bir bakalım. Katsayıları rasyonel olan ikinci dereceden bir denklemin köklerinden bir tanesi eğer 2-3 ise bu denklemi yazınız demiş. Rasyonel ise sevgili arkadaşlarım katsayıları o halde ne diyoruz? Bir kökümüz 2-3 iken... Diğer kökümüz 2 artı kök 3 olmak zorunda. O halde köklerin toplamını bulursak yani bunları toplarsam 4 gelir. Çarparsam da 2 kare farkından kaynaklı 2'nin karesi eksi kök 3'ün karesinden sevgili arkadaşlarım 1 gelecektir. Yani t 4 iken ç de 1 iken o halde x kare eksi tx artı ç eşittir 0. Ne olur arkadaşlar? Tabii ki de x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 olur diyebiliriz. Bu da bizim denklemimizdir. 32. örnek x kare eksi 4 x eksi 5. Bu denklemin köklerinin 3 eksiğini kök kabul eden ikinci dereceden denklemi yazınız demiş. Şimdi ben size iki tane yöntem göstereceğim. Bu iki yöntemden hangisi hoşunuza giderse onu yapın ve üzerine bir de tavsiye ekleyeceğim. Tamam şu yöntemi kullanmanızı tavsiye ederim diye bir tavsiye ekleyeceğim. Onu da mutlaka iyi dinle. Şimdi öncelikle ben bu denklemin köklerine x1 ve x2 olsun diyeceğim. Benden istenen şu. Denklemin kökleri x1-3 ve x2-3 olan denklemi yaz demiş. Şimdi o halde ben birinci denkleme göre x1 artı x2'yi kaç bulurum? Tabii ki eksi b bölü a yöntemiyle 4 bulurum. x1 çarpı x2'yi de tabii ki sevgili arkadaşım c bölü a'dan eksi 5 bulurum. Bu yönteme göre eğer ki köklerim şu an x1 eksi 3 ve x2 eksi 3 olacaksa bunun kökler toplamı x1 eksi 3 artı x2 eksi 3 olacaktır. Yani kökler toplamımız x1 artı x2 eksi 6 olacaktır artık. Peki ben x1 artı x2'nin ne olduğunu biliyorum. Tabii ki 4. O halde 4'ü buraya yazarsam artık yeni kökler toplamım eksi 2 olmak zorunda. Diğer yandan x1 eksi 3 ile x1 değil x2 eksi 3'ü çarparsam kökler çarpımını elde etmiş olurum. Bu da bana x1 çarpı x2 eksi 3 parantezinde x1 artı x2 ve artı 9'u gösterir. Şimdi x1 çarpı x2'miz eksi 5'ti. Daha sonrasında eksi diyorum 3 çarpı kökler toplamımızda 4'tü biliyorsun artı bir de 9'umuz var. Şurası eksi 12 yapar. Eksi 12'den 5 çıkarırsam eksi 17. 9 eklersem eğer bu da bana tabii ki eksi 8'i verecektir. Bak kökler toplamımız eksi 2 çarpımımız eksi 8 oldu. Ve böylelikle artık denklemi yazabilirim. Denklemim ne olur? x kare eksi tx'ti dolayısıyla artı 2x dedim. Ve artı ç idi yani eksi 8 eşittir 0 olur. Benim denklemim işte buydu diyebilirim. Şimdi ise ikinci yolu şuraya işleyebiliriz bence. Arkadaşlar ikinci yolu için bir önceki konumuzdan bahsedeceğiz. Bir önceki konuda fonksiyonlardı ve bu fonksiyonlarda öteleme hareketlerimiz vardı hatırlıyorsunuz. Şimdi varsayalım ki burası ikinci dereceden olduğu için bizim iki tane de kökümüz varmış x1 ve x2 ve bunun grafiği de şu şekilde bir parabol karşımıza çıkmış diyelim. Tamam. Şimdi benim köklerimden bir tanesi burasıydı x1, diğeri de neydi? X2 idi. Şimdi Kök dediğimiz şey biliyorsun x eksenini kesen noktalardı. Ve ben bu köklerin 3 eksiğini kök kabul eden denklemi bulacaksam köklerin 3 eksiği ne taraftadır? Bir tanesi bunun 3 birim solunda diğeri de bunun 3 birim solundaydı. Peki ben bunları 3'er birim sola kaydırmak için ne yapmam lazımdı? Tabii ki x gördüğüm yere x artı 3 yazmam gerekiyordu. x gördüğüm yere x artı 3 yazarsam denklemi bulabilecek miyim bakalım? Nerede yazacağım? Tabii ki ana denklemde. Şimdi ben x gördüğüm yere x artı 3 yazacak olursam onu da şuraya yazalım arkadaşlar. Bak x artı 3'ün hemen karesi dedim. Eksi 4 çarpı x artı 3 dedim. Ve a eksi sonunda da 5 var. x artı 3'ün karesini alırsam x kare artı 6 x artı 9 gelir. Eksi 4'ü dağıtırsam eksi 4 x bak. Eksi 12 eksi 5 daha eksi 17 gelir. Buradan düzenlersem x kare artı 6 x'ten 4 x'i çıkardım 2 x. 9'dan 17'yi çıkardım. Eksi 8 eşittir 0 geldi bile. Bak burası. Bak bir de diğerine bak. Aynısı gelmek zorunda. Bak zorunda diyorum. E niye zorunda? Çünkü güzel kardeşim sen matematiksel bir hata yapmıyorsun. Bunda da aynı mantığı kullanıyoruz aslında ama tamamen işlem üzerinden kullanıyoruz. X1 artı X2, X1 çarpı eksikler lazımdı. Yeni kökler toplamın buydu, yeni kökler çarpımım buydu ve bana verilen kuralda yerine yazdım son bulduğum t ve Ama burada da tamamen mantığımıza uygun işlemler yapıyoruz. E bu buysa o zaman böyle bir grafiği vardır. Grafikte x1 ve x2 x eksenini kesen noktalarsa ve 3 eksiğini kök kabul edeceksek demek ki ben bunu 3 binim sola kaydırmam gerekiyor. Sola kaydıracaksam da x gördüğüm yere x artı 3 yazmam gerekiyor diye yorum yaptım ve bu yorum karşılığını buldu. Benim tavsiyem ise tabii ki ikinci yol. İkinci yol sevgili arkadaşlarım size hem zaman kazandırır hem de öğrendiklerinizi tekrar tekrar yineleyebilmek için e, tekrarlayabilmek için güzel bir yöntem olur. O halde 33. örneği ikinci yoldan bir çözmeye çalışalım. X kare eksi 7, x artı 3 eşit 0 denkleminin kökleri neymiş arkadaşlar? X1 ve x2'dir. Buna göre kökleri 3x1 ve 3x2 olan ikinci dereceden denklemi yaz demiş bize. Şimdi öncelikle öncelikle ben kökleri kaç katına çıkarmışım? 3 katına çıkarmışım. Az önceki mantıkla alakalı olarak kökleri 3 katına çıkardıysam x gördüğüm yere ne yazmalıyım? Tabii ki x bölü 3 yazmalıyım. O halde x bölü 3'ün karesi diyorum. Eksi 7 çarpı x bölü 3 diyorum. Ve artı 3 eşittir 0. Evet bu şekilde bıraksak da olur ama yine de biz biraz düzenleyelim bunu. x bölü 3'ün karesi x kare bölü 9 yapar. Eksi 7 x bölü 3 dedim. Ve artı 3 eşittir 0 dedim. Şimdi Şıklarda bunu bulmamız biraz imkansız çünkü baş kat sayısının 1 bölü 9 olduğunu görüyoruz. Baş kat sayısı 1 olanlar genelde şıklara konulur. Baş kat sayısının 1 olabilmesi için de bu ifadeyi 9 ile genişleteceğim. Böylelikle x kare 3 ile 9'u sadeleştirdim burada 3 kaldı eksi 21 x ve artı 27 eşittir 0 diyebilirim artık gönül rahatlığıyla. Evet böyle kısa yöntemler hoş oluyor güzel oluyor açıkçası. Yani diğer türlü şöyle de yapılabilirdi tabii ki. X1 ve X2'nin toplamı kökler toplamı 7 kökler çarpımının da ben kaç olduğunu biliyorum 3 olduğunu biliyorum. O halde yeni denklemem için 3X1 artı 3X2 aslında 3 parantezinde X1 artı X2 olacağı için şurası da 7 olduğundan 21 gelecekti ve 3X1 ile 3X2'nin çarpımı sevgili arkadaşlar. 9 çarpı x1 çarpı x2 olduğu için bu da bana x1 çarpı x2 3 olduğu için 27 verecekti. Ve t bu, ç de bu olduğu için x kare eksi tx artı ç eşit 0 formülü yardımıyla x kare eksi 21x artı 27 eşittir 0'ı ben yine bulacaktım yine buldum. Tamam Tabii hangisi daha pratik? Şurada ilk yaptığımız yöntem daha pratik sevgili arkadaşlar. Sen hangisi hoşuna gidiyorsa, hangisiyle ben daha iyi yaparım, işlem hatası yapmam hocam. Bu benim için daha pratik diyorsan onu kullanmaya devam edebilirsin. Benimkisi sadece bir tavsiye. Tamam. Şimdi diğer, diğer sayfaya geçelim. Diğer sayfada da ikinci dereceden denkleme dönüştürme kısmı var. Burada çözeceğimiz ilk 3 soru özellikle ikinci dereceden denkleme dönüştürmeden çözeceğiz bu soruları. Sadece ikinci dereceden değilse nasıl çözmemiz gerekiyor? Bunu kontrol edeceğiz. Ee, demiş ki bazen bize demişim ki <laughs> bazen bize sorulan denklemler ikinci dereceden değildir fakat ikinci dereceden denklem gibi düşünüp çözmemiz gerekir Bu başlık altında inceleyeceğimiz sorularda bunu yapmayı çok iyi öğreneceğiz demişim o çok da iddialı konuşmuşum çok iyi öğreneceğiz bakalım çok iyi öğrenebilecek miyiz 34 örnek Şimdi 3. dereceden bir denklem görüyoruz aslında bak. birinci derecedenle ikinci 2. dereceden çarparsam 3. dereceden gelir. Peki bu ifadeleri nasıl çözeceğiz biz bak. Burada bir x eksi ikimiz bir de burada x eksi ikimiz var doğru mu? Hemen x eksi 2 parantezini alacaksın. x eksi 2 parantezinde şurada kalan nedir? x kare eksi 9 ve şurada kalan nedir? Artı x kare eksi 7. Hocam artı nereden geldi? O artı buranın artısı. Eşittir 0. Şimdi x eksi 2 parantezinde dedim yine... Burası 2x kare eksi 16 eşittir 0 geldi. Buradan x eksi 2 çarpı bir paranteze daha alalım kafamız karışmasın. 2 parantezini alırsam x kare eksi 8 gelir eşittir 0. Şimdi bu çarpımda ya burası 0'dır ya şu 0'dır ya da burası 0'dır. Şimdi 2'nin 0 olma gibi bir lüksü yok zaten elendi. Buraya geldim x eksi 2 0'sa x 2'dir. x kare eksi 8 0'sa x kare tabii ki 8'dir ve x burada ya eksi 2 kök 2 gelir ya da x buradan artı 2 kök 2 gelir biliyorsun kök 8 2 kök 2'nin ta kendisi çözüm kümesini bul demişti bize çözüm kümemizde eksi 2 kök 2 daha sonrasında 2 ve artı 2 kök 2 olur küçükten büyüğe doğru sıraladım çözüm kümem budur dedim 35. örneğimize bakalım ifadenin tamamında x var x parantezine alınabilir x küp kaldı burada eksi x kare artı 25x ve eksi 25'imiz kaldı şimdi burada şu 25'lerden kaynaklı burası biraz birbirine benziyor. Burada da iki ifadenin içerisinde de x kare çarpan olduğunu görüyoruz. x parantezinde şu maviyle boyadığımı x kare parantezine alıyorum. Böylelikle x eksi 1 kalıyor elimde. Artı sarıyla boyadığımı da 25'ler ortak olduğu için 25 parantezini aldım ve x eksi 1 kaldı yine elimde. Pekala burada neyin ortak olduğunu görüyoruz artık. x eksi 1'lerin ortak olduğunu görüyorum. O halde x parantezinde x eksi 1 parantezine alacağım ben bu ifadeyi ve burada x kare kalacak. Burada da 25 kalacak diyebilirim. Böylelikle benim ifadem artık x çarpı x eksi 1 çarpı x kare artı 25 biçiminde yazılabilir. Hepsi tamamı çarpım durumunda parantezlerin bir hükmü artık kalmadı diyebiliriz. Eşittir sıfır. Şimdi ya burası sıfırdır ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır diyeceğim. x sıfırsa tabii ki x sıfırdır. x eksi 1 sıfırsa x 1'dir. x kare artı 25 sıfırsa x karenin eksi 25 olması gerekir ve buradan reel kök gelmez çünkü hiçbir reel sayının karesi negatif olamaz demek ki çözüm kümemin elemanları bunlarmış bunların da toplamı bana 0 artı 1'den 1'i verir benden de bu istenmişti cevabımız 1'dir deriz devam ediyorum örnek 36 ile x eksi 4'ün karesi çarpı x kare eksi 36 eşit 0 şimdi rasyonel bir ifade varsa ve 0'a eşitse Tabii ki ben bunun pay kısmını sıfıra eşitleyerek hareket etmem gerekiyor. Payda neden verilmiş onu da uyarısını yapacağım şimdi. x eksi 4 sıfır olabilir. Ya da x kare eksi 36 sıfır olabilir burada. x eksi 4 sıfırsa x tabii ki 4'tür. Ve x kare eksi 36 sıfırsa x ya eksi 6'dır ya da artı 6'dır. Çünkü eksi 6 ve artı 6'nın karesi biliyorsun 36 yapar. Şimdi geldim payda kısmına. x'e x diye açtım. Burayı da eksi 8'e artı 2 diye açabilirim. Buradan x 8 ve x eşittir eksi 2 gelir. Burası paydanın kökleri. Bunları kök olarak kabul almayı, kabul etmeyeceğiz. Sadece şunu kontrol etmek için bakıyoruz bunlara. Bunların içinden herhangi bir kök burada var mı? Yok. O halde artık ben bunları kök olarak kabul edebilirim diyeceğim. Eğer burada mesela x eşittir 6 diye bir kök de gelmiş olsaydı o halde ben buradaki 6'yı eleyecektim. Çünkü paydanın kökü olduğu için paydadan bir kök gelmez. Eğer paydanın kökünü sen kök diye kabul edersen ifade 0 bölü 0 belirsizliği ya da herhangi bir sayı bölü 0 belirsizliği. Yani 0 haricindeki herhangi bir sayının sıfıra bölümü. Bu neydi? Belirsiz. Bu neydi arkadaşım? Tanımsızdı. Dolayısıyla belirsiz veya tanımsız bir sonuç istemiyoruz. Biz sıfıra eşit olmasını istiyoruz. Sıfıra eşit olmasını istediğimiz için de sıfırı sıfır haricindeki herhangi bir sayıya bölmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde cevap sıfır oluyordu. Geçtim 37'ye. Şimdi ikinci dereceden denkleme dönüştürmeydi konumuz. Ama burada hani normal şartlar altında şunu yapmamız gerekiyor. Bu ikinci dereceden bir denklem değil sonuç olarak ama ben eğer kök x'e a dersem bunun karesi olan x'e de a kare demem gerekiyor. Yerine yazıldığı takdirde dedi a kare eksi 6 a artı 5 eşittir sıfırı yani ikinci dereceden denkleme dönüştü. Bu şekilde çözmem gerekiyor. Fakat ben diyorum ki arkadaşlar bunlar vakit kaybı. Böyle şeylerle uğraşmayalım diyorum. Ve şöyle diyorum. Sonuçta sen x'in kök x ile kök x'in çarpımı olduğunu biliyorsun. Buradaki 5'i de eksi 5 ile eksi 1'in çarpımı dersen bak çarp bunları 5. Topla eksi 6'yı buldun. Çok güzel. O halde benim buradaki kök x dediğim ifade ya 5'tir ya da kök x dediğim ifade artı 1'dir. Biliyorsun bunların eksilleri kök olarak kabul ediliyordu. Şimdi kök x eğer 5 ise x buradan tabii ki 25 gelecektir. Ve kök x 1 ise x buradan tabii ki 1 gelecektir. Böylelikle x1'i ve x2'yi bulmuş olduk. Çözüm kümesi sorulmuştu. Küçüğü önce yazıyorum. 1, büyüğü sonra yazıyorum. 25. Bu da benim çözüm kümem olur derim. Yani böyle a deyip de daha sonrasında a diye ben neye demiştim? Kök x'i o zaman a buysa kök x budur falan demeye gerek yok arkadaşlar. Tamam. 38. örneğe bakalım mesela aynı mantaliteyle. Bu 4. derecede. Bakıyorsun şunun karesi burada var. Çok güzel. O zaman ben bunu x kareye x kare diye parçalarım. Şuradaki 30'u da bak burası eksi 11 olduğuna göre eksi 6'ya eksi 5 yazarım. Böylelikle x kare ya 6'dır ya da x kare 5'tir derim. Peki neyin karesi 6? Tabii ki birinci kök eksi kök 6. İkinci kökü bulalım artı kök 6. Çünkü bunların karesi 6 yapar. Üçüncü kökü de elde edelim kök 5 ve dördüncü kök de eksi kök 5'tir diyebiliriz. 4 tane kök var ve çözüm kümesi istenmişti. Küçükten başlıyorum eksi kök 6 eksi kök 5 artı kök 5 ve artı kök 6 diyorum. Benim çözüm kümem 4. dereceden bir denklemimin çözüm kümesi de 4 elemanlı gelmiş oldu. Zaten 4'ten fazla da kök bulamıyorduk. Sen de bunu gayet iyi öğrenmiştin. Ve sağ üst taraftayız artık 39. örneğimizde. x artı 2 bölü x'in karesi eksi x artı 2 bölü x. Bak bunun karesi burada var. O halde, o halde ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şuradan şunu koparalım arkadaşlar. Kusura bakma seni kopardığımız için onu şuraya yapıştıralım. Şimdi iyi dinliyorsun beni. Ben burayı x artı 2 bölü x ve x artı 2 bölü x diye açtım. Sonuçta çarpımları bunun karesini verir. Burayı da eksi 2 ve eksi 2 diye açtım. Böylelikle çarpımları 4 ve toplamları eksi 4 olan sayıyı da bulmuş olduk. Artık biliyorum ki x artı 2 bölü x eşittir 2 olmalı. Bak eşittir bunun eksilisi 2 olmalı. E buradan da 2 olmalı. E tamam o zaman başka bir şey yapmaya gerek yok. Sadece bunu çözsem yetecek. Şimdi benim köklerimden bir tanesi a'ymış ya. O zaman a'yı burada yerine yazarsam ben. a artı 2 bölü a'nın ne olmuş olduğunu öğrenirim. 2. Benden ne isteniyordu? a'nın karesi artı 4 bölü a kare. Şimdi yani şunun karesi artı bunun karesi isteniyor. Ben, buna, ben bunları elde edebilmem için her iki tarafın karesini alabilirim. Aldığım takdirde de birincinin karesi artı ikincinin karesi şunu unutma artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani iki çarpı a çarpı 2 bölü a diyeceğim. Eşittir karşıdaki 2'nin karesi ne yapar? 4 yapar. Bak güzel kardeşim buradaki a ile a'yı sadeleştirirsen iki kere 2 kaç yapar? 4. Bu dördü de 4'ün yanına eksi olarak atarsan a'nın karesi artı 4 bölü a kare burada yalnız kalır. Karşı tarafta da sadece sıfır kalır. Benden istenen şey a kare artı 4 bölü a kareydi. Ben de a kare artı 4 bölü a karenin sıfır olacağını zaten buldum. Tamam. Ve geçtim örnek 40'a. 40. örnekte yani bu ikinci, üçüncü, 5. dereceden falan da diyemezsin buna. Bu artık üstel bir denklem aslında. Üstel bir denklem olmasına rağmen buradaki 6 üzeri x ve onun karesi olan 36, x, 36 üzeri x'i görüyorsun. O halde ben burayı 6 üzeri eksi 6 üzeri x diye açarım. Burayı da eksi 36 ya eksi 1 diye açarsam çarpımları 36 toplamları eksi 37 verecektir. Ve böylelikle hemen karşılarındakilere bakıyorum. 6 üzeri x 36'dır diyeceğim ya da 6 üzeri x eşittir 1'dir diyeceğim. Böylelikle neyin 6'nın kaçıncı kuvveti 36'dır? 2. demek ki x 2'ymiş. 6'nın kaçıncı kuvveti 1'dir? Tabii ki 0. kuvveti. O halde bunu sağlayan x değerleri bunlardır. Ve işte bunların toplamı sorulmuş. Doğru cevap 2'nin ta kendisidir derim. Bu kadar easy arkadaşlar. Bu kadar easy. Evet devam. x kare eksi 9 bölü x kare çarpı x bölü 4 x artı 2 eşittir. x kare artı 3 bölü x demiş. Şimdi öncelikle şu x'in karesi biliyorsun. Bu da 3 bölü x'in karesi. O zaman 2 kare farkı vardır deyip x eksi 3 bölü 2 çarpı x artı 3 bölü 2 yazalım buraya ve çarpı burası da x bölü 4x artı 2 olsun. Eşittir karşı tarafta da x kare artı 3 ve bölü ne var? E, x var. Şurası yanlış oldu. 3 bölü 2 değil. 3 bölü x arkadaşlar burası. Burası 3 bölü x olduğu için şurası x eksi 3 bölü x. Burası da x artı 3 bölü x. Kusura bakmayın. Bunları bu şekilde yazabiliriz. Peki ben şunu yani şu sağdaki kısmı şurayı şöyle bir şey yazabilir miyim? Bak şimdi iyi dinle. Bunu x, x kare bölü x'ten x gelir. 3 bölü x'ten de 3 bölü x gelir. Ben bunu bu şekilde yazabilirim. x artı 3 bölü x. Tamam. Şimdi güzel kardeşim bak. Bu tarafta x artı 3 bölü x var. Bu tarafta da x artı 3 bölü x var. Demek ki bunlar birbirini götürecek. Çünkü bu ifade hiçbir zaman sıfıra eşit olamaz. Neden olamaz? x kare artı 3 bölü x neden sıfıra eşit olamaz? Çünkü bir şeyin karesinin eksi 3 olmasına imkan yok. Bunları rahatlıkla ben götürebilirim o halde. Burada da bak x ile x'i çarptım. x kare eksi 3 bölü x çarpı x bölü 4x artı 2 vardı. Eşittir 1. Karşı tarafta sadece 1 kaldı götürdüğümüze göre. Bazı öğrenciler götürüyor 0 yazıyor ama ana dikkat. O öyle durumlar için geçerli değil. Çarpım durumundaysa ben sadeleştiriyorsam burada 1 kalır. Bak sadeleştiriyorsam 1 kalır. Şuradaki x de şuradaki x de götürelim mi götürelim. Böylelikle x kare eksi 3 bölü 4x artı 2. Neye eşit olmuş olur? Tabii ki 1'e eşit olmuş olur. E 1 bölü 1 deyip o zaman uğraşmadan şöyle yapalım. 1 bölü 1 diyelim işler dışlar yapalım. x kare eksi 3 eşittir 4x artı 2 dersem ben x kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0 derim. Bunları sol tarafa davet edersem. Burayı da x'e x ve eksi 5 artı 1 diye açarsak x ya 5 gelir ya da eksi 1 gelir. Değil mi? Şimdi x kaçtır diye sorulmuştu. x bunlar arkadaşlar. Yani bunları da gençler götürüp yerine bizim yazmamız gerekiyor. Ama yazdığımız takdirde sağlamayan bir durum yok. O halde benim çözüm kümem kesinlikle ve kesinlikle eksi 1 ve 5 olacakmış diyebilirim. Evet bu soruyu da çözdüğümüze göre geçtik 42'ye. Bu denklemin çözüm kümesini bul demiş bize. Ve burada mutlak değerli bir ifade var. Bu mutlak değerli ifadeden ben nasıl kurtulurum? Öncelikle mutlak değerli ifadenin içini sıfıra eşitleyen değerlerden Bahsetmemiz gerekiyor. Şunu bir çıkaralım. Çünkü sıcak olduğu içerisi. Üstümde de bu yapıştık valla. Şunu şöyle bir kusura bakmayın. Çıkarıyorum. Şöyle koyalım şuraya. Heh tamam. Şimdi. Gençler. Oh be dünya varmış. Böyle düzeltelim şunu. Gençler. İçeriği mutlak değerin içini sıfır yapan nokta nedir? Kritik noktadır. Ki burada eşittir sıfır. Bizim o zaman kritiğimiz. Tamam. Kritik nokta. Pekala. O zaman ben x'in yani buradaki sıfırın soluna ve sağına göre bir çözüm yapmam gerekiyor. X sıfırdan küçük ise diyeceğim. Bir de x sıfırdan büyük ise diyeceğim. İki türlü çözüm yapacağım. Kabul mü? Kabul diyeyim bakayım. Tamam. Şimdi x sıfırdan küçükse ve x sıfırdan büyükse dedik ya. Sen de kabul ettin. Şöyle yazalım. X kare. Şimdi bak, x sıfırdan küçükse mutlak değer x nasıl çıkar? Dışarı. Eksi x diye çıkar. Niye? Çünkü x sıfırdan küçüktü. Yani negatifti. Sen bunu x diye dışarı çıkarırsan negatif çıkarmış olursun. Buna hayır. Ne diyoruz? Bu negatifi eksiyle çarparsan pozitif olur. O halde x sıfırdan küçükse burası eksi x olacağından eksi 5 ile eksi x'i çarptığım artı 5 x yaptı. Eksi 14 dedim eşittir 0. X sıfırdan büyükse olduğu gibi çıkar. Dolayısıyla x kare eksi 5 x eksi 14 eşittir 0 diyebilirim. Ben burayı x ve x burayı da artı 7 eksi 2 diye açarım. Burayı eksi x burayı da eksi 7 artı 2 diye açarım o halde. Bak aynı anda iki denklem çözüyoruz ne kadar muhteşemiz değil mi? O halde x'ler kaç gelir? Bir eksi 7 bir de artı 2 gelir. Burada da x'ler bir artı 7 bir de eksi 2 gelir. Oh mis gibi 4 tane kök bulduk hocam. 4 tane kök buldum. 1, 2, 3, 4 tane kök buldum. Fakat atladığımız bir yer var. Ya da gözden kaçırdığımız bir yer var. Gözden kaçırabileceğimiz yer şurası. Ben burada ne demiştim? X sıfırdan küçükse demiştim. X0'dan, x sıfırdan, x'in sıfırdan küçük olduğunu kabul ederek yola çıktım. Dedim ki x sıfırdan küçük. Ama burada ne buldum? 2. Bu ne perhis? Bu ne lahana turşusu gençler? X sıfırdan küçükse 2 olabilir mi? Olamaz. Burada ne dedik? X sıfırdan büyük. E ne bulduk? Eksi 2. Bu da olamaz. O zaman benim çözüm kümemin elemanları sadece ve sadece eksi 7 bu artı 7'ymiş. Hayırlı uğurlu olsun cevap buydu gençler. Amana bunlara dikkat. Özellikle böyle mutlak değerli bir şey varsa çok büyük dikkat etmen lazım. Tamam. Ne dedik bak sıfırdan küçükse 2 olamaz. Sıfırdan büyükse eksi 2 olamaz. Bu kadar. Ve bu videonun bu dersin son sorusu. Çünkü bir sonraki konumuzda karmaşık yani kompleks sayılara geçeceğiz gençler. Bu da 43. örneğimiz. Hadi bakalım. Mutlak değerli bir ifade var. Çok basit bir soru soracağım sana. Eğer ki mutlak değer x 5 ise x kaç olabiliyordu? Ya 5 ya da eksi 5. Yani karşı tarafın bir artılısına bir de eksilisine eşit diyorduk değil mi bunu? E tamam çok güzel. Mantığı kavradın o zaman. Diyorum ki x kare eksi 4x artı 7 ya 3x eksi 5'tir ya da bu x kare eksi 4x artı 7 eksi 3x artı 5'tir. Yani buranın bir artılısı bir de eksilisi. Bu kadar. Hepsini sol tarafa toplayalım. Tabii ki buradakileri de. x kare eksi 7x artı 12 eşit 0 gelir. Buradakileri alırsam x kare eksi x ve artı 2 eşittir 0 gelir. Sol taraf için x'e x ve burası da eksi 4'e eksi 3 diye açılır. x buradan bir 3 bir de x buradan tabii ki 4 gelir. Sağ tarafa baktığım zaman açamıyorum. Hemen delta'yı kontrol edelim. 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 2'den eksi 7 geliyor. Eksi 7 sıfırdan küçük olduğu için reel kök yok diyorum. Delta sıfırdan küçükse reel kök yoktu. Pekala buradan çözüm gelmemiş bakmıyorum o halde. Hemen sol taraftayım 3 ve 4. Hemen atlamıyoruz tabii ki mutlak değerli bir şeyler varsa dikkatli olmakta fayda var. 3'ü ve 4'ü şurada yerine yazıyoruz. 3'ü yazdım 9 eksi 5'ten 4 geldi. 4'ü yazdım 12 eksi 5'ten 7 geldi. İkisi de pozitif. Eğer negatif bir sonuç olsaydı bu bizim için kök olamaz diyecektik. Neden? Çünkü mutlak değerin sonucu negatif olamaz. O yüzden de en küçük en kötü sıfıra eşit olması gerekiyor buranın. Demek ki x eşittir 3 ve x eşittir 4 bize cevabı veriyor. Çözüm kümesi istenmişti. Çözüm kümemizde 3 ve 4 elemanlarına oluşur deriz sevgili gençler. Ne demiştik? Son sorumuz demiştik ve son sorumuz da bu şekilde çözdük. Şöyle sayfamıza uzaktan bakacağız şimdi. Valla mis gibi ya. Şuna bak. Yani ne kadar güzel bak. Ne kadar güzel doldurduk. Yani benim şimdi e, çalıştığım kurumda öğrencilerimle tabii ki bu kitaptan işliyoruz biz dersleri. Ben bunları tahtada çözüyorum onlara ve onlar da bu şekilde defterlerini, kitap, kitaplarını dolduruyorlar. O kadar güzel görünüyor ki o kitaplar. O kadar güzel, o kadar tatlı böyle siyah beyaz görünüyor. Yazıyorlar işte ne bileyim renkli kalem kullanan kızlar var. Erkekler genelde e, siyah beyaz kullanıyorlar e, Kızlar böyle renkli renkli falan yazıyorlar Çok güzel görünüyor efsane görünüyor Ve mutlu oluyorum tabii ki Kendi kitabım kendim ders anlatıyorum Ve öğrenciler onları not alıyorlar Bu inanılmaz böyle aşırı derecede Tatmin edici bir duygu biliyor musun O yüzden çok mutlu oluyorum e, Bunu deyince böyle Siyah beyaz falan deyince benim lisede bir arkadaşım vardı e, Renkli kalem istemiştik bir gün ondan Ona böyle Yan tarafa bakıp demişti ki İsmail bastırınca daha siyah oluyor demişti. Hiç unutamıyorum. Çocuktan da böyle biraz hafiften tırstım o sırada. Dedim ki güleyim mi yoksa nasıl bir tepki vereyim bilemedim. Yani öyle kaldım tepkisiz. Yani hani düşünsene renkli kalem istedim. O zaman bastırınca daha siyah oluyor dedim. Vallahi billahi var. Çok tırsmıştım. Ama bütün arkadaşlar anlatıp bol miktarda güldüğümüzü hatırlıyorum. <laughs> Evet gençler, bir sonraki dersimizde karmaşık yani kompleks sayılardayız. Yani zamanında 2017 öncesinde adına böyle 200 250 sayfalık fasiküller yazılan bir konuydu bu. Ne ara bu şekilde daraldı da ne ara bu şekilde 3 sayfada işlenebilir hale geldi? Ben şok içerisindeyim. Öğrenciler tabi şu anki öğrenciler bilmiyorlar. Eski tip öğrencilere, eski nesil öğrencilere falan ee, bu, bunu söylediğim zaman şok oluyorlar. Eskiden bu konunun var ya işte argümentleri vardı, kutupsal gösterimleri vardı, karmaşık sayının uzunluğu falan vardı böyle. Aman ya Rabbi modülü diyorduk uzunluklar. Bak çok iyi hatırladım şimdi. Ama ne konuydu ne hale geldi. Ama her sene de bir tane mutlaka sekmiyor, çıkıyor yani. Hatta bu sene limit türev integral olmadığı için sınavda karmaşık sayıdan iki tane soru çıkmıştı arkadaşlar. O yüzden dikkat etmemizde gereken bir soru lütfen kaçırmayalım da ya ayıp olur yani. Değil mi? Yani şu konudan sınavda soru kaçırdığını hayal et. Vallahi yemin ederim sabah akşam ağlarsın. Yorganı üstüne çeker ağlarsın. Ağlaman da lazım zaten. Şu konudan soru kaçmaz. Kaçırmayacaksın. Tamam. Bu dersi çok iyi dinleyeceksin ve kaçırmayacaksın. Evet. Bir sonraki videomuz karmaşık sayılar. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.